Merhabalar, Egzotik Karıncam kanalıma hoş geldiniz. Tahtaraman böceklerin bakımını, beslenmesini ve üretimini size kısa bilgiler vererek anlatmaya çalışacağım. Bilimsel isimleri, yani Latince isimleri Blatta lateralis ya da Schizofodellera lateralis olarak geçiyor. İngilizce'de ise Redrunor kokoreç olarak geçiyor. Ülkemizde ise, yani Türkçe'de ise Türkistan böceği ya da kısaca tartar olarak geçiyor. Bakımı, beslenmesi, bulunması her şeyi çok kolay bir canlı. Kuzey Afrika'dan Orta Asya'ya kadar geniş bir alanda hüküm sürüyorlar. Nemli uyukları, çölleri daha çok tercih ediyorlar. Doğal ortamlarında daha çok bu alanlarda bulunuyorlar. Geceleri aktif olan bir canlı. Geceleri besleniyorlar. Geceleri daha hareketli oluyorlar. Hobi olarak ise canlı yem olarak ise tüm ülkelerde bulmak mümkün. En popüler canlı yem türlerinden biri. En popüler hamam böceği türlerinden biri. Beslenmelerine gelecek olursak havuç, maydanoz, patates, tereyağı, marul, her türlü meyve sebze, muz yiyeceklerdir. Kuru mama olarak kedi maması, köpek maması, balık maması verebilirsiniz. Şöyle ayda bir falan, ayda iki kez de böyle bebek mamaları her yerde satılıyor. Meyve püreleri, bebek mamaları verebilirsiniz. Suya ihtiyaçlarına gelecek olursak ise su ihtiyaçları hem verdiğiniz meyve sebzelerden karşılayabilir. Bu yüzden artı vermenize gerek yok. Ama sürekli böyle daha kedi köpek maması veriyorsunuz. Sürekli böyle kuru mama veriyorsunuz, balık maması falan. Böyle bir su kabı bulundurabilirsiniz. Ya da su jeli. Ya da böyle bir süngeri su ısıtabilirsiniz. Ya da nemlendirme yapabilirsiniz susuzla. Ama bunlar yine küf yaratabilir. Verdiğiniz meyve sebzeyi düzenli olarak her gün değiştirmeniz gerek. İçeride bir hafta falan kalırsa küf ve mayt oluşacaktır. Ya da meyve sinekleri oluşacaktır. Bu da kötü bir durum. Tekrar en baştan tüm hamam böceklerini çıkarıp kutuyu iyice yıkamanız lazım saf suyla. Sonra tekrar en baştan yataklık koyup tekrar yumurta böreğleri koyup sıfırdan tekrar düzen kurmanız gerekiyor. Yani bununla uğraşmak istiyorsanız daha düzenli olarak sürekli her gün değiştirmeniz gerekiyor bu verdiğiniz şeyi. Bende de şu an maytlar var zaten, belki görüyorsunuzdur, küçük küçük beyaz hafif bir mayt var. Aslında her gün değiştirmeme rağmen oluştu. Havalandırma deliklerine gelecek olursak ise şöyle gördüğünüz gibi yanlarda ve kapakta bende bolca havalandırma deliği var. İsterseniz böyle şurayı, kapağın şurasını böyle kesip direkt buraya sineklikle yapıştırabilirsiniz. Hatta daha iyi bile olur. Çünkü ne kadar havalandırma deliği olursa o kadar iyi olacaktır. Çünkü kokan bir hamam böceği türü, oldukça kokuyorlar. O yüzden ne kadar delik o kadar iyi, ne kadar alandırma o kadar iyi. Tırmanamazlar ya da uçamazlar. Sadece erkekler böyle hafif uçma sıçrama denemeleri yapabilir. Ya da çok küçük yavrular tırmanabilir ya da bu yüzey full tozlanırsa artık o zaman tırmanmaya çalışabilirler. Yine içimiz rahat etsin diyorsanız şuraya bir vazelin ya da gresya sürebilirsiniz, zeytinyağı falan sürebilirsiniz. Onun dışında kaba gelecek olursak böyle herhangi bir saklama kabı kullanabilirsiniz. Boyutu çok fark etmez yani. İçindeki canlıya göre kullanabilirsiniz. Ya da böyle tamamen koyu, içi gözükmeyen bir şeyle kullanabilirsiniz. Zaten karanlığı severler, dediğim gibi geceleri aktiftirler. Yataklık olarak ise şu gördüğünüz şey yataklık. Un karışımı kullanabilirsiniz. Kepek unu, mısır unu, galeta unu, talaş, yulaf, bunları karıştırabilirsiniz. Ya da internetten hazır olarak da alabilirsiniz. Ama gerek de yok. İsterseniz koymayabilirsiniz. Hem temizlik olarak daha kolay olur. Böyle bir tarafa da yumurta böreği, tuvalet kağıdı, kağıt havlu ruları koyarak oraya bir saklanma alanı, böyle üst üste koyduğunuz zaman aralarında hamam böcekleri gezineceklerdir. Gündüzleri daha çok oralarda olacaklardır. B12 bakımından zengin. Yağ ve protein oranı yüksek. %50 protein, %20 yağ içeriyor. Ayrıca kitin tabakaları, yani kabukları ince olduğu için sindirilmesi kolay. Verdiğiniz canlınız, tarantolanız olsun, gekonuz olsun, karıncanız olsun daha rahat bir şekilde sindirilecektir. O yüzden cırcır böceğini alternatif olarak da kullanılıyor. Hem cırcır böceği bulmak biraz daha zor olduğu için, bunun hem üretimi hem her yerde bulunduğu için bu daha kolay olacaktır. Şimdi cinsiyet ayrımına gelecek olursak, hemen bir dişi bir erkek bulabilirsem kolayca cinsiyet ayrımı size göstereceğim. Zaten olduk. Yetişkinlerde cinsiyet ayrımı çok kolay. Şurada iki adet dişi buldum. Önce dişiyi göstereyim isterseniz size. Şuradaki gördüğünüz bir dişi. Şuradaki de erkek. Bilmiyorum görüyorsunuz şu an makine netledi mi. Şuradaki erkek gördüğünüz gibi sarı olan. Kanatlı olan biraz karanlıkta kalıyor. Daha ince yapılı, sarımsı, kanatları uzun olan erkek. Şurada ise
Çok hızlı oldukları için tam durmuyorlar. Daha kalın yapılı, koyu renkli, kırmızı kahverengi olan dişi. Zaten çok kolay bir cinsiyet tanımı var. Yetişkinlerde oldukça kolay. İnce yapılı olan erkek. Kanatlı olan erkek. Zaten lobster dışında diğer tüm hamamcı böceklerine sanırım kanatlı olan erkek oluyor. Hatta şöyle bir ters düz edeyim. Size daha rahat görün hamam böceklerini. Şöyle. Netlerse makine. Böyle gördüğünüz gibi bolca hamam böceği var. Dişi olsun, erkek olsun. Kanatlılar erkek, yani sarımsı olan kanatlılar erkek oluyor. Hemen şunları geri üst üste koyalım şöyle. Onun dışında su ihtiyaçlarından bahsettik. Yağ oranlarından, protein oranlarından bahsettik. Üremelerine gelecek olursak ise herhangi bir artış yapmalarına gerek yok üremeler için. Zaten burada 50 adet olduğunda 100 adet olurlar. Kendi kendine üreme döngüleri olacaktır. Kapsülle ürerler. O kapsülden 10-15 adet arası yavru çıkıyor genelde 10-15 günde. 2-3 haftada o kapsülden çıkıyor. Kapsülde böyle yumurta gibi nüşebiliyorsa ama bir canlı değil, daha fazla canlı çıkıyor. O yüzden kapsüllü bir dişi kaçırdığınızda sıkıntı oluyor. Eve yayılmış oluyor direkt. O yüzden kesinlikle kaçırmamanız gereken bir hamam böceği türü. Kaçırmak istemezsiniz. Ev ortamında çok rahatlıkla ölecektir. Kapsüllü örüyorlar dedim. Kapsülle böyle küçük kahverengi bir şey. Oval gibi, dikdörtgen gibi. Bulabilirsem onu da size birazdan fotoğrafını ekleyeyim ya da kısa bir videosunun yana. Çok hızlı ürerler. Dediğim gibi herhangi bir şey yapmazsanız da hızlıca üreceklerdir. Ama yüksek sıcaklıklarda 27 derecenin üstünde, 30 derecenin üstünde daha hızlı üreceklerdir. Bunun için de isterseniz ısıtıcı pet ya da kırmızı ampullerden kullanabilirsiniz. Çünkü böcekler kırmızıyı görmez. Isıtıcı bir ampul kullanabilirsiniz. Ama zaten evde genelde bu ısılarda olduğu için artık bir şey yapmanıza gerek yok. Evet, bir tane tarantulanız var atıyorum ya da bir tane gekonuz var. Çok üredi bunlar. Bir soğuk bir yere koyabilirsiniz, balkona ya da soğuk bir köşesine. O zaman üreme hızları yavaşlayacaktır. Yani sıcakta hızlı, soğukta yavaş ürerler. Bir artı bir neme gerek yok üremeler için ama verimliliği en fazlaya getirmek istiyorsanız o kapsül dediğim kapsülleri, yani o etaları, yani yumurta gibi olan şeyleri alıp tek tek cımbızla bulup küçük bir kaba, bir kavanoza filan dibine 3-4 santim toprak koymanız gerekiyor. Onları hafifçe toprağa gömmeniz gerekiyor belli aralıklarda. Ve hafif de biraz nemli olması gerekiyor ortamın. O zaman maksimum verimli alacaksınızdır bu yumurtalardan, kapsüllerden daha doğrusu. Ama artık bir şey yapmasanız da zaten kendi kendilerine üreyeceklerdir. Bir artı eksi gibi de avantajlı ve avantajlı bir düşünecek olursak sindirimleri çok kolay. Çok hızlı ürerler. Bu hem artı hem eksi olarak düşünebiliriz. Çünkü eve kaçarsa da çok hızlı ürüyor. Yavruları çok hızlı büyür. Yani sürekli zaten burada yavru görüyorsunuz çok uzun görüntüsün. Onlar da hemen büyüyor, tekrar yetişkin oluyor. Tekrar sürekli bir döngü, çok hızlı bir şekilde. Ve hızlı oldukları için bu yem olacağı canlının dikkatini çekiyor. Yani bu da hem artı hem eksi gibi düşünebiliriz. Çünkü çok hızlı olduğu için kaçma ihtimali de yükseliyor. Ama hızlı olduğu için de verdiğiniz cam yem yemiyorsa avlanma içgüdüleri devreye giriyor ve bunu avlıyor, yiyor. Ve tırmanamaları da, yani lobster ya da madagaskarlar gibi tırmanamıyorlar. Lobster ya da madagaskar gibi tırmanma özellikleri yok. Dubyalar gibi bunlar da tırmanamayan hamam böceği türlerinden. Bu yüzden zaten sıklıkla tercih ediliyor dubya ve tartar hamam böceği. Koku yapmaları sıkıntı. Ciddi şekilde kokuyorlar. Çok hızlıdırlar, yani hemen kaçar. Yakalaması zor olduğu için buza tutmak için bile ben bayağı bir uğraşıyorum. Eğer kaçarlarsa da ev ortamında ölüyorlar. Bunlar en büyük sıkıntıları. Ama kaçırmazsanız genelde çok da sıkıntısı olmuyor. Havalandırma deliğini bol tutarsanız kokusu da zaten gelmiyor. Ondan dolayı çok bir sıkıntı olmuyor. Hepsinden bahsettik zaten. Erkekler daha ince yapılı ve sarı, dişiler daha kalın yapılır ve kırmızı kahverengi. Orada şu tam netlemedi makineye. Biraz karanlık kaldı burası ama size fotoğraflarını koyarım zaten. Hemen anlayacaksınız o zaman. Üretiminden bahsettik. Beslenmesinden, su ihtiyaçlarından, içeriğinden bahsettik. İçeriği derken yağ oranından, protein oranından filan, kabuğun ince olmasından. En popüler canlı yem türlerinden biridir.
Onun dışında söyleyeceğim bir şey kaldı mı onu düşünüyorum. Kalmadı sanırım. Yani zaten bakımı çok basit. Yani bu dediklerimin neredeyse hiçbirini yapmasın. Sürekli kendi kendine üreyecekler. Yani bir kaba koysanız bile arada bir havuç falan verseniz veya sebze verseniz beslenmesini yapsanız zaten üreyeceklerdir. Evin bir köşesine koyduğunuzda. Ama yine de artı böyle ısı ya da kapsülleri, yani çok öylesine diyorsanız kapsülleri 1-2 santim torfa görerek, torfa gömü vererek üretim hızını artırabilirsiniz. Zaten tüm canlılarınız keyifle yiyecektir bu canlıyı yani. Zaten en popüler. Bulunması da kolay. Her yerde bulabilirsiniz. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.